Şalom Lekulam. Bu haftaki peraşamız Mişbatim peraşası. Ve elle Mişbatim şertesim lifnehem. Bu kurallar diyor her daim önünüzde olması ve buna göre yaşamanız gerekiyor. Peraşada çok bilinen bir cümle vardır. Et çifto yiten ve rapo yerape. Birisi birisine zarar verirse eğer, zarar verdikten sonra zararını telafi etmek aynı zamanda da iyileştirmek durumundadır. Bunun içinde aslında önemli bir şey var. Tov şeberafim diyor Talmud'da. En iyi doktorlar bile diyor aslında diyor yerleri iyi bir şekilde anılmamaktadır. Yani cehennem şeklinde anılmaktadır. Neden? Çünkü diyor ki Ahida bu cümleyi söyleyenler diyor şunu kastettiler. Bir insanı diyor çok hızlı bir şekilde iyileştirebilecek, bir anda temizleyebilecek olan tek doktor aslında Laşonara yapan kişidir. Çünkü Laşonara yapan kişi karşısındakinin bütün günahlarını alır ve sevaplarını ona vermiş olur. Ve bu şekilde karşıdaki tamamıyla arınmış olur. Ve o yüzden Rabiler bize aslında tedavinin her daim e, karşıdakini ve herkesi tatmin edecek bir şekilde olması gerektiğini hatırlatırlar. Hatta bununla ilgili bir tane Hikaye anlatıyorlar. Arap Şmuel anlatıyor bunu. Bir tane sadık bir kişi varmış. Adı Moşe Arazi. Onun da sağlık sorunları varmış. Karısının da sağlık sorunları varmış. Ama onu asıl rahatsız eden... ...karısının diyalizde olmasıymış. Ve maalesef... ...bir böbrek sırasına girmiş olmalarına rağmen... ...henüz cevap gelmemiş olmasıydı. İlerleyen zamanlarda... ...bir kurum ki insanlara bu şekilde sağlıklarını yardımcı olabilmek için işte böbrekti veya diğer organları bulabilmek için var olan kurum bu rabi arıyor. Moşe araziyi. Ve diyor ki size uygun bir böbrek bulduk. Bakalım eğer bedeniniz uyuyorsa yani organlar bunu kabul edecekse o zaman eşiniz iyileşebilir. Ve gerçekten test yapılıyor ve %98 uyum görülüyor. Ve bu matnot hayim dediğimiz bu kurum yani bu organı sağlayan kurum tabii ki hemen e, organı yollayıp ameliyatla e, eşine takılmasını ve bu şekilde eşinin artık diyalizden kurtulması için çaba sarf etmekte. Ve bu bağışı yapacak kişi de Hollandalı bir kadınmış. Fakat Hollandalı kadın kime bağış yapacağını bilmek istemiş ve onunla ameliyattan evvel görüşmek istemiş. Ameliyattan evvel geldiği zaman bu bayan Arazi'nin yanına durumu anlatmış. Ben demiş bir SS subayının torunuyum ve bir gün rüyamda dedem geliyor ve bana söylediklerinden dolayı ben vicdan yapıyorum ve bu şekilde bir böbreğimi bağışlayarak en azından biraz suçumuzu hafifletmek istiyoruz. Tabii ki bayan Arazi bunları duyduktan sonra hiçbir şey söylemiyor, sessizliğini muhafaza ediyor. Kadın odadan çıktıktan da gittikten sonra yanındaki doktorlara ve hemşerilere kesinlikle bu ameliyatı olmayacağım, ölmeyi tercih ederim. Bir SS subayının e, torununun e, şeyini e, böbreğini almak istemiyorum ve bu şekilde de yaşamak istemiyorum. Hele hele böbreği alarak onu ruhunu rahatlamasını veya cezasız kalmasını kesinlikle istemiyorum. Tabii ki bütün konuşmalardan sonra. Hasta olan kocası getiriliyor yanına ki ikna etsin diye. Ona da ikna olmuyor ve sonunda karar veriyorlar ki Rabbi Hayim Kanievski aranacak ve ona acil sorulacak. Çünkü tam ameliyat harifesindeler. Ve normalde Arap Kanievski'nin bir özelliği çok kısa cevap verir. Yani çok iki kelimeyle maksimum üç kelimeyle cevap verir. Ve tabii ki e, Rabbi aranıyor ve yardımcısı telefonda e, Rabbi'nin meşgul olduğunu Söylemesine rağmen duyduğu olaydan tamam diyor, madem diyor Moşe Arazi'nin hanımının bir şeyi var, e, sadık bir insandır, hemen diyor soracağım soruyor ve gerçekten Rabia'ya gidiyor. Soru soruluyor, Rabbi Keneski diyor ki, e, telefonu alıyor ve Moşe Arazi ile konuşuyor. Bırak ki diyor zaten izinlidir böyle bir şey yapmayı, hatta diyor bu mitzvadır. E, hatta sonra yardımcısı alıyor telefonu. Diyor ki istiyorsa da ikinci böbreğin de verebilir. Biz hayır demeyiz. Yani ne verirse alabilirsin. Hiçbir şekilde bu onu yukarıda affettirmeyecektir dedesini. O ayrı bu ayrıdır. Çünkü zaten burada yaşam tehlikesi vardır. Ve hatta daha da önemlisi hiçbir şekilde yaptıklarını telafi edemeyecek kadar farklı bir konudur. Böbreğin bağışlanması. Ve o yüzden... Hiçbir bağış bunları telafi edemeyeceği için e, bayan arazinin acilen böbreği kabul edip ameliyatta ve ondan sonra da diyaliz makinesinden kurtulması önerilmektedir. İşte o yüzden Rabbiler diyorlar ki sağlığımız her ne kadar ki doktorlar tarafından da destekleniyor ve tedavi edilmeye çalışıyor olsa bile en önemli sağlığımız kendimizi koruyabilmek ve mümkün olduğu kadar sağlığımızı en yüksek seviyede tutabilmektir. Hepimize şefaat